Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kimin kimi seçtiği bilinmeyen, seçimlere şaibe karışıp karışmadığı konusunda kafalarda kocaman soru işaretleri bulunan, hileli mi hilesiz mi diye sabahlara kadar tartışmayacağımız bir seçilmişler listesiyle karşınızda olacağız. Öncelikle şunu itiraf etmem lazım. Bu listeyi hazırlarken kafamda çok daha kalabalık bir ekip olacağına dair bir öngörü vardı ve bu öngörülerimde yanıldım. Yani şöyle, genellikle ya bu kategori en büyük süperstarları ya da hiç buraya dahil etmememiz gereken çatlak, fındık, fıstık bir takım karakterler vardı. O yüzden çok ince eleyip sık dokumadığım, genellikle de bu kategorinin rockstarlarına, süperstarlarına yer verdiğim bir sinemanın seçilmişleri listesi olmasını hedefliyorum. Şimdi seçilmiş karakterler paradigmalarına baktığımız zaman bundan yaklaşık olarak 6000 yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Milattan önce 4000 yılında Mısır mitolojisi geçen Paragon aslen bu seçilmişler kimyasını ilk olarak oturtan kültü ortaya koyuyor. Daha sonraki pek çok anlatı, pek çok seçilmiş kahraman hikayesi de bu Paragon kültüne çok fazla şey borçlu diyebiliriz. Benzer şekilde 2500 yıl öncesinden Grek mitolojisinin metinlerinden kopup gelen işte Perseus'tur, Herkül'dür. Bütün bu karakterlerde seçilmişler kültünü biraz daha perçinleyen, en azından daha elle tutulur bir hale getiren. Yani burada ki kimya nedir? İşte atıyorum yarı tanrılık müessesesi, işte anne normal insan, baba tanrı ve genellikle de bir kudret objesini kullanma gibi durumları söz konusudur. Bu Campbell'la birlikte daha da tutarlı hale gelen, daha da sektörel hale gelen kahramanın yolculuğu hikayelerinde ne olur işte abi bu karakteri kimse yenemez, Zart diye bizim seçilmiş karakterimiz bunu ikiye ayırır gibisinden mübalağa bakımından zengin anlatıların ortaya çıktığı bir dönemdir diyebiliriz. Daha sonrasında semavi dinlerde de özellikle de İsa Mesih'in mucizelerinin bu seçilmiş karakterlere daha fazla gözle görülür ilham verdiğini, ortaya koydukları mucizeler açısından da beslediğini görmemiz mümkündür. Ki bunu biraz daha kurumsal hale getiren, biraz daha elle tutulur hale getiren de hiç kuşkusuz Kral Arthur efsanesidir. Yani Kral Arthur efsanesine baktığımızda orada hem bir seçilmişi yola koyan, onu seçilmiş olduğuna inandıran, ona bir nevi mentorluk yapan Merlin gibi bir karakteri görürüz. Diğer taraftan da kudret nesnesini son derece belirgin bir biçimde burada seçilmiş karakterin ellerinde yükseldiğini görürüz. Yani aga bu kılıcı yerinden çıkaran karakter Britanya'ya özgürlük getirecek, Britanya'yı o eski barışçıl günlerine getirecek karakterdir. Kehaneti ortaya atılır ve bu kehaneti yerine getiren Arthur da Excalibur'u bulunduğu kaya parçasından çekip çıkararak, bu kudret nesnesine ulaşarak ve o kudret nesnesini layıkıyla kullanarak ortama barışı getirir. Daha fazla buralarda dolanıp işin kronolojik kısmıyla kafanızı bulandırmak istemiyorum. O sebeple hızlı bir şekilde listemize geçmek istiyorum. Şimdi listemizde seçilmiş olarak aklımıza gelen ve özellikle de İsa Mesih etkilenimini en fazla hissettiğimiz, yani ölümden dönmek dahil olmak üzere en fazla hissettiğimiz seçilmiş karakter olarak öncelikle Neo'yu buraya konumlandırmak istiyorum. Neo, The One. O kadar belirgin bir şekilde İsa Mesih'in imaj aktarımı vardır ki burada onun yol haritasındaki her şeyi neredeyse Neo'da da görürüz. Yani işte kurşunları durdurabilir, normal bir insandan hızlı hareket edebilir, sistemin tanımlamış olduğu yazılımın limitlerini zorlayabilir, o yazılımı kontrol edebilir, o yazılımı yok edebilir. Yani sistemin içerisine girdiği andan itibaren sisteme istediği gibi hükmedebilir, bütün o yazılımın paradigmatik sunumlarını alt üst edebilecek bir güce kavuşabilir. Dolayısıyla Campbell'ın kahramanın yolculuğunu neredeyse pre-intermediate seviyesinde bizlere sunan bir hikaye vardır. Yani kahramanın yolculuğunu en derece bir şekilde gözlemlemek için Matrix'i izlemeniz ve Mr. Anderson'ın Neo'ya dönüşümünü gözlemlemeniz, sadece ilk filmden bahsediyorum, yeterlidir bile. Neo'ya baktığımızda ne görürüz? Gayet zanonesk bir hayat yaşayan, yani kendi yaşamış olduğu hayat içerisinde elbette bazı sorgulamaları var. Beyaz yakalı olmasına rağmen anarşist takılmaya çalışan ve kendisini çevreleyen dünyanın gerçekliğini sorgulayan bir arayış içerisinde olan günümüz insanın, postmodern insanın bütün kaygılarını mıknatıs gibi üzerine çekmiş olan bir karakter görürüz. Yani yarına dair bir umudu yoktur, yarına dair bir beklentisi yoktur. Fakat bununla birlikte bir çıkış yolu gösterildiğinde, bir yol gösterici söz konusu olduğunda o yolda yürüyebilecek kabiliyete ve enerjiye sahiptir. Bu noktada kendisinin teşvikçisi olarak Morpheus'un oyuna dahil olduğunu görürüz ki kendisi zaten rüya tanrısının ismidir. Bir rüyadan uyanmak için anahtar
karakter olarak karşınıza çıkabilecek banko bir karakterdir. Dolayısıyla holistik bir kehanet görürüz. Yani bir kehanet vardır. Matrix'in yönetimini tamamen ele geçirebilecek, Matrix'teki tutsak insanları özgürlüğüne kavuşturacak ve makinelerin egemenliğine son verecek bir karakter kehaneti vardır. Neo ile kahin karşı karşıya geldiğinde kahinden duyduğu ilk şey aslında onun o seçilmiş kişi olmadığıdır. Ve uzun süre Neo buna kendini inandırmaya devam eder. Hatta bu durumu Morpheus'a açıklamaya çalıştığında Morpheus kendisine kahin sadece sana duymak istediğin, duymaya ihtiyacın olan şeyi söyledi der. Filmin finaline kadar Neo, Ajan Smith yani sistemin güvenlik yazılımları tarafından öldürülene kadar da seçilmiş kişi olup olmadığına dair ikilemi tamamen bir kenara bırakmıştır. Çünkü zaten sistemin dışına çıkan normal bir insan gibi davranmaktadır. Yani Morpheus'un ilk derslerinden doğru düzgün geçemez. Dövüş sekansı hariç. Ve Morpheus'un her açıklamasıyla, her açılımıyla birlikte kafası daha fazla karışır. Yani seçilmiş bir insanın o tabii bilgisine sahip değil gibi görünür. Ta ki Trinity'nin öpücüğüyle birlikte tekrar hayata dönene kadar. Bu noktadan sonra yaşamış olduğu uyanış aslen içinde uyandırılmayı bekleyen bilginin tekrar dışa vurması, tekrar filizlenmesi ve tekrar kendisi için işler pratik hale geçmesi gibidir. Dolayısıyla bu dakikadan sonra artık Neo inansın ya da inanmasın ya da çevresindekiler inansın ya da inanmasın artık seçilmiş kişi mertebesine erişmiş ve seçilmiş kişiler arasında da en fantastik karakterlerden biri haline gelmiştir. Şimdi bir diğer önemli seçilmiş, sinema tarihinden önemli seçilmişlerinden biri, holistik açıdan da kendi misyonunu en uzun zamana yayan fakat o çemberi en muhteşem şekilde tamamlamış olan seçilmiş karaktere geliyoruz. Anakin Skywalker. Anakin Skywalker'a baktığımızda da işte küçük Anakin'in belli yetenekleri var. Pod yarışlarında bir insanın sergileyebileceğinden çok fazla efor sergileyebilen ve büyük bir başarı kazanan, yani bir insana göre kanında gereğinden fazla midichlorian taşıdığı için Qui-Gon Jinn tarafından ulan bir dakika lan bu çocukta bir şeyler var, dur bakalım lan seçilmiş olan bu olmasın falan filan diyerekten markaja alınan bir karakter var aslında burada ve tamamen ilahi bir şekilde, yani nasıl ki Neo bulunduğu evrenin Deus Ex Machina'sı olma görevini şans eseri yerine getiriyorsa, burada da Qui-Gon Jinn'le Anakin'in karşılaşması aslında şans gibi görünmektedir. Yani İmparator'la işbirliği yapan ticaret filosundan kaçarak Tatooine gezegenine sığınmamış olsalardı Anakin Skywalker'la karşılaşmayacaklardı. Ve buradaki teşvik edici karakter olarak da nasıl ki Morpheus Neo'yu teşvik ediyorsa Qui-Gon Jinn de Anakin Skywalker'ı teşvik edici bir karakter olarak karşımıza çıkar. Yani tıpkı Morpheus'un Neo'ya inanırken bazı insanları karşısına alması gibi Qui-Gon Jinn de Anakin'e olan inancı sebebiyle bütün bir Jedi konseyini, hatta kendi padavanı olan Obi-Wan Kenobi'yi de karşısına alarak bu çocuğun kesinlikle eğitilmesi gerektiğini ve bütün hisleriyle bu çocuğun gerçekten de seçilmiş olan, güce dengeye getirecek olan karakter olduğunu salık verir. Nitekim Qui-Gon Jinn Darth Maul tarafından hunharca katledildikten sonra Anakin'in eğitimi, padavanlık sürecini kıl payı tamamlamış olan Obi-Wan'a geçer. Fakat Obi-Wan'ın da belli ihtiraslardan paçayı sıyırmak için çaba sarf ettiği bir dönemdir. Yani her ne kadar eğitimi tamamlanmış olarak gözükse de aslında eğitimi tamamlanmamıştır. Dolayısıyla bu eğitim, bu usta-çırak ilişkisi Anakin'deki karanlık tarafı biraz daha harlandırmaya başlar. Hatta bir rekabete dönüştürmeye başlar. Ve Anakin Padme Amidala'ya aşık olarak içindeki karanlığı çok daha rahat bir şekilde besleyebilecek bütün doneleri gerçekleştirmiş olur. Aslında George Lucas ilk başta karanlık yanını keşfeden bir adama dair hikaye anlatmak istemiş. Fakat sonrasında bu hikayeyi beri tarafa geçirip Anakin Skywalker'ın zaten daha öncesinde Darth Vader'a dönüştüğü bir Star Wars filmi çıkartmak zorunda kalmıştı. Anakin Skywalker'ın bu güce dengeyi getirecek, getirmeyecek, oldu, olmadı, ulan Jedi'ların kökünü kuruttu, kurutmadı gibisinden, vay ulan bu herifi eğittik, bu bizim kökümüze kibrit suyu döktü dediği bütün bu parçaları Return of the Jedi filminin finaliyle birlikte yerine oturuyor. Yani evet, Anakin Skywalker Darth Vader'a dönüşür, bütün galaksiye korku saçar, sinema tarihinin ve galaksinin en fiyakalı tiranlarından biri olur. Fakat bunlarla birlikte bir başka seçilmiş olan, yani tabii bir seçilmiş olan Luke Skywalker'ın kendi oğlunun gözlerinin önünde acı çekmesiyle tetiklenen o merhametini kullanarak Sidious'u o an için, tabii yeni üçlemeleri dahil etmiyorum, o an için ortadan kaldırarak, denklem dışı bırakarak galaksiye aranmış olan dengeyi getirmeyi başarır. Geliyoruz Frodo Baggins'e. Gerçek bir fatalizm ürünü var burada. Yani tamam, ortada bir Kral Arthur kadar seçilmiş bir karakter midir diyemeyiz ama yine ve yeniden holistik açıdan bakıldığında
bakıldığında Frodo Baggins'in de o öykü evreninin o kutsal ruhunun seçilmişi olarak atandığını söylemek mümkündür. Çünkü kendi iradesine sahip olduğu iddia edilen yüzük bir şekilde yeni efendisine daha kolay bir hedefe doğru yol almaya çalıştığı sırada Bilbo Baggins tarafından bulunur. Bilbo Baggins'e uzun vadeli bir yaşam bahşeden bu yüzük nihayetinde Frodo Baggins'e geçer. Frodo Baggins'e geçtiği andan itibaren aslında yüzüğün ilahi bir şekilde onun ellerine düşmüş olduğuna inanmayız. Çünkü Gandalf'a göre bu yüzüğün en kolay ve en gözlerden ırak bir biçimde Shire'dan Ayrık Vadi'ye kadar gitmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Ayrık Vadi'ye geldiği andan itibaren Frodo'nun olayının zaten tamamlandığını düşünürüz. Ta ki bu yüzüğe dair ne yapacağını bilemeyen o bir sürü işte cücesiydi, elfiydi, insanıydı, hetesiydi, hötesiydi bunlar tam birbirini yerken Frodo Baggins'in yüzüğü ben taşırım diye ortaya atılması dolayısıyla da herkesin dilinin bir tarafına girmesi sebebiyle yüzüğün nihai taşıyıcısı olarak yola devam etme kararı alır. Onun da zaten teşvikçisi Gandalf'tır bildiğiniz gibi. Bütün bu denklem içerisinde zaten aristokrat sınıfına da mensup olan Frodo Baggins yüzüğün taşıyıcısı olarak seçilmiş olan görevini yerine getirir. Öyle ki yüzüğü bir süreliğine onun yerine taşımış olan Sam'i zaten neredeyse cırmıklamadığı, paralamadığı kalmıştır. Yani kendi taşıyıcılığına, kendi seçilmişliğine dair de bu kadar çirkefçe davranan çok az eleman vardır ve Frodo Baggins onlardan biridir. Tabii ki Yüzüklerin Efendisi genel olarak bu Tolkien'in seçilmişler takıntısından çok fazla karakter ödünç almıştır ki bunların tabii ki bir diğer önemlisi de Aragorn'dur. Aragorn'da da hem William Wallace hem de Kral Arthur etkilenimlerini görmek mümkün. Tamam, kendi soyundan gelen bir hakkı var taht üzerinde. Elbette bunu kabul ediyoruz. Tam bir seçilmişlik bahşediyormuş gibi görünmüyor ama kudret nesnesi açısından bir seçilmişlik var ortada. Yani Narsil'in parçalarından yeniden dövülen Anduril sayesinde ölüler ordusunu hizaya getirip de Pelennor Çayırları Savaşı'nın kazanılmasını sağlaması açısından da evet burada çok katı bir Kral Arthur etkilenimi bulunmaktadır tabii ki. Şimdi geliyoruz Dune serisinin seçilmişi olan Paul Atreides. Yani namı diğer muaddibe geliyoruz. Burada zaten ilk gördüğümüz andan itibaren bu çocuk seçilmiştir diye bas bas bağıran Frank Herbert sağ olsun okuyucuya çok fazla zaman tanımadan böyle zart diye nahada bu çocuk seçilmiştir diyerek zaten onu baş köşeye konumlandırıyor. Dolayısıyla Dune serisinin ilk iki kitabının yıldızı olarak Paul karakterini zaten bir seçilmiş gibi donatıyor. Ama öyle bir donatmak var ki karşımızda yani bir dolu acayip item yüklenmiş bir seçilmiş var burada. Arkadaş karakterimiz hem mentat hem stratejist hem yakın dövüş ustası oğlum bok kadar bacağıyla çocuk zaten sinir bozucu bir şekilde öylesine bir flawless karakter oluşturmuş ki ben mesela kitabı okurken hatta Denis Villeneuve imzalı filmleri izlerken bile bu karaktere hala çok fazla bir samimiyet besleyemedi. Burada da kendisinin teşvik edici gücü Stilgard. Yani önce başlangıçta bir aralarında çatışma geçiyor falan filan ondan sonra aga bu adam muaddiptir diyerek bütün herkesi resmen muaddip kültünün bir tapınıcısı haline getirmek için adeta lobicilik yapıyor gibi bir şey oluyor burada. Karakterimizin zaten her adımda becerileri biraz daha açılıyor ve karakterin perdesi o gizemi aralandıkça daha fazla karmaşık hale geliyor. Paul Atreides'in çekici bir tarafı varsa o da tamam başlangıçta bu karakterin bir seçilmiş karakter olduğunu anlıyoruz okey ama sonrasında bu karakterin neler yapabileceğini anlatı çerçevesinde çok fazla kestiremiyoruz. Yani izleyicide ilk başta sempati uyandırmasa bile ilerleyen aşamalarda ulan bir dakika bu herif hayırdır lan sen höt falan diyeceğiniz bir noktaya eriştirmesi açısından Herbert'ın karakterin gelişim sürecinde bizi ikna etmesi önemli bir noktadır diyorum. Şimdi bu listedeki belki de en az sempati duyduğum karakter ve tabii ki en az malumatımın olduğu karakter kesinlikle Harry Potter. Yani sadece ilk kitabını okudum. O zamanlar Büyülü Taştı kitabın adı. Hani seriyi de gerçekten zor bela bitirdiğimi hatırlıyorum. Yani sevip sevmemekten ziyade bunun bir tarz meselesi olarak kenara iliştirelim. Ona göre yanlış bilgi verirsem de kalkıp böyle linçlemeyin diye ben peşin peşin günahlarımı çıkarayım burada. Şimdi Harry Potter'daki meselede kendinden önce kapaklanmış bir lanet var. Yani kendisinin ebeveynlerinin mücadele ettiği Voldemort gibi bir laneti bir noktaya kadar sönümlendirmiş ama bu lanetin tekrar ortaya çıkacağı, tekrar Hogwarts'ın üzerine çörekleneceği de apaçık ortada. Dolayısıyla zaten Harry Potter'ın
o iğrenç amcası ve kuzeniyle birlikte yaşadığı evde kendisine doğuştan bahşedilmiş olan özellikleri de unutacak biçimde yaşıyor olması lanetle birlikte ilerliyor gibi aslında. Lanet yavaş yavaş ortaya tekrar çıkıyor. Çünkü Voldemort'un etrafta pek çok ajanı kendisini tekrar bir kült olarak hayata geçirebilecek, ete kemiğe kavuşturabilecek sempatizanı var. Diğer taraftan da bu gücü, bu libidinal yıkıcı tesiri ortadan kaldırması gereken son umut olarak da Harry Potter var. Dolayısıyla Harry Potter zaten başlangıçta bir kehanet gibi işlenen bu laneti ortadan tamamen kaldırmakla mükellef bir karakter. Serideki diğer karakterlere göre misyonu en başından beri belli. Yani yol haritası son derece keskin bir şekilde belli ve bu yol haritasını takip ettiği sürece de ortaya çıkacak zaferle de önceden kutsanmış bir karakter. Yani bu açıdan tam anlamıyla fatalizmin bir nevi kaderciliğin ön planda olduğu bir seçilmiş kişi hikayesi sunmaktadır Harry Potter. Ki sonraki yıllarda Rowling'in bu yaratımı çok fazla taklit edildi ki en büyük taklitçilerinden biri de tabii ki Percy Jackson olmuştu. Aslında Percy Jackson Harry Potter'ın rüzgarından nemalanmaya çalışan ve onun hikaye çatısını olduğu gibi postmodern bir mitolojik anlatı tabanına yaymaya çalışan bir hikayedir. Zaten Percy Jackson da ilk iki filmden sonra nefesi tıkandı ve nihayetinde direksiyonu televizyon serisine kırarak bence akıllıca bir hamle yapmış oldular. Bizde tabii ki Harry Potter sonrası pek çok çocuğa da kitap okuma sevgisi aşılaması adına önemlidir. Poseidon ve Sally Jackson oğlu olan Percy Jackson da biraz Aquaman, biraz da böyle Perseus mitinden bir şeyler bulmak mümkündür. Yani yine işte tanrı ve insan, tanrı ve yarı insan, işte dolayısıyla belli güçlere sahip bu karakterler dünyamıza gelip de saldırmaya kalktıkları zaman onların önünde bir eşik bekçisi olarak durabilecek bir karakter dizaynı vardır karşımızda. Çok keyifli midir? Yani Harry Potter kadar keyifli olmadı ve Harry Potter kadar katmanlı olmadı. Ortada zaten çok da satılacağına inanılan bir dönemde gösterime girdiği halde satılamamıştır. Gelelim Terminator'dan John Connor'a. Bence seçilmişler içerisinde her ne kadar en fazla sempatimizi kazananlardan biri olsa da en tırtlardan biri budur. Çünkü John Connor'ın neden seçildiği hakkında bugün Terminator'ün 6 filmine rağmen hiçbir bok biliyor değiliz. Yani zaten son filmle birlikte John Connor kültürünün içine sıçıp attılar. Orası ayrı ama ilk 5 filmde de neden John Connor tam olarak öncü? Yani John Connor gibi bir hıyarın insanlığın lideri olmasına dahil hali hazırda inandırıcı hiçbir şey sunabilmiş değil seri bize. Asıl komik olan da bu. Yani gördüğümüz kadarıyla 2. filmde zaten viyak viyak bağıran hıyar bir çocuk vardı karşımızda. 3. filmde gördüğümüz kadarıyla zaten bohem bir kimliğe sahip, işte adressiz, aile kuramamış, yani her an gelecekten gelip de beni öldürürler diyerek sinek gibi oradan oraya kaçan bir karakter var. Dolayısıyla bu karakter ne oldu da 4. filmde Christian Bale'in aldığı o hali aldı? Yani bir anda adam lider oluyor. Bu John Connor meselesindeki bu pilot boşluğunu bir türlü doldurabilmiş değiliz. Ya bu adamı tam olarak lider yapan vasıf nedir arkadaş? Ne oldu da böyle hıyar bir karakter bir anda insan azmanı bir Terminator avcısına, bir stratejiste dönüştü? Bu açıdan karakter gelişimi olarak her ne kadar bir Terminator hayranı olmakla birlikte, yani Terminator 2 dedim mi pek çoğunuz gibi benim için de akan sular durur ama şu konuda da bir gerçekçi olmak lazım. Özellikle de Sarah Connor Chronicles'ta hala bu çocuğun davarlık süreci devam ediyordu. Yani bu çocuk ne ara akıllandı ve ne ara insanlık lideri oldu? Gerçekten hiçbir fikrimiz yok. Yani bu konuda fikri olan, akıllıca argümanları olan, lütfen birbirimizi kırmadan, dökmeden şuraya dökerseniz, ama böyle Reddit'te yazılan saçma sapan mitolojilerden bahsetmiyorum. Gerçekten de akıllı, uslu, gerçekten de mantık dahilinde, mantık çerçevesinde birkaç argümana ihtiyacım var John Connor'ın neden lider olduğuna dair. Ama evet, seçilmişler listemize kesinlikle girmesi gerekiyor. Girmemesi gibi bir opsiyon yok. Gelelim Avatar'dan Jack Sully'ye. Jack Sully'nin seçilmiş olmasını da ilahi bir temele dayandırabiliriz. Çünkü hatırladığım kadarıyla ağabeyinin DNA'larıyla uyuşuyor. Fakat ağabeyi öldüğü için kendi DNA'sı üzerinden bu Avatar entegrasyonunu sağlıyor. Sonrasında da bakıyoruz ki arkadaş hebelep hebelep derken adam bir anda Thor'u uçurmaya başlıyor. Vay efendim, bu herif aslında Thor okmakta. Hay elde güre, bu adam seçilmiş adam. İlk başta bir karizması da oluyor. Hani o Jack Sully de çünkü genellikle baktığımızda hıyar bir karakter ve hıyar bir karakter olduğu da diğer karakterler tarafından ve Navilerin bir kısmı tarafından sürekli olarak tescilleniyor. Yani burada zaten genel olarak bir tarafta diyoruz ya, karaktere inanan, karakteri teşvik eden bir karakter var. Jack Sully'yi teşvik eden bir karakter de yok dışarıdan. Jack Sully'yi garibimi sürekli olarak eziyorlar. Bir iş
işte sağ olsun Nater'i bir sevgi gösteriyor. Bir böyle aşk mucizesi falan filan oluyor. Ondan sonra bakıyoruz ki karakter full entegre bir biçimde. Aga ben aslında Navi olmak için yaratılmışım yahu dercesine Toruk Makta olarak nitelendiriliyor. Bu mitik film sürecinde Sully'ye belli bir karizma kazandırıyor. Fakat ikinci filmde görüyoruz ki yani arkadaş Toruk Makta, Moruk Makta buralarda o geçmiyor. Hani Pandora gezegeninin başka bir yerinde başka bir halkla karşılaştığınızda lan Toruk Makta, Moruk Makta geçin bu işleri moduna evriliyor. Yani bakınca aslında tamam seçilmiş bir kişi ama seçilmiş bir kişi olmasının anlatı evreninde sanıldığı kadar bir ağırlığı, bir hacmi yok. Bu açıdan da Jack Sully birazcık mazlum, mahzun, gariban bir seçilmiş karakter olarak şuraya iliştirilmesi gerekiyor kendisinin. Kung Fu Panda'daki Po'ya geldiğimizde ise burada net bir seçilmiş kişi parodisi var. Ve bu seçilmiş kişi parodisi genel olarak Zen anlatılarındaki seçilmişlikle, Zen anlatılarındaki ideal kişiyle dalgasını geçiyor bir taraftan. Ama diğer taraftan da o doktrinleri benzer bir şekilde ana karaktere uygulamayı başarıyor. Yani işte burada gördüğümüz Po, pandalığın doğasının gerektirdiği gibi yaşayan bir karakter. Midesine düşkün, miskin, hafif şımarık falan filan derken bu karakterden bir kung fu ustası çıkarma derdindeyiz burada da. Zaten buradaki mentor olarak Shifu ilginç bir şekilde hani böyle bir Neo ile Murphy arasındaki diyalog yok. Çünkü Shifu çok da fazla Po'nun bütün bu denyoluklarıyla başa çıkabilecek bir karakter gibi gözükmüyor. Dolayısıyla fazlasıyla acımasız davranıyor. Fakat Po'nun seçilmişliği tamamıyla kung fu filmlerinin alayıyla dalga geçercesine bir hafif motifler üzerine inşa ediliyor ki sinema tarihinin en ilginç, en pofuduk, en pafidik seçilmiş karakteri olarak onu bambaşka bir yere konumlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hal Jordan'ın seçilmişliğini belli açılardan Frodo Baggins'e benzetmemek, evet tabii çok zekice yüzük çünkü. Frodo Baggins'e benzetmemek mümkün değil. Yüzük taşıyıcısı bir Green Lantern olarak bu görevi hak edebilecek en yakın ihtimale gidiyor. Yani dolayısıyla Hal Jordan'ın seçilmişliği Frodo Baggins'inki kadar genel çerçevede holistik bir temele dayanmıyor. Yani Hal Jordan'da bir şeyler var. Evet tabii ki bu karakterin neresi seçilmiş? Bu herif hıyar, paçozun teki diye sorduracak bir hikaye örülüyor burada da. Dolayısıyla zaten takım arkadaşları tarafından bile zorbalanan, özellikle de Kilowog tarafından ekstra zorbalanan bir karakterin fazla baskı anında ortaya çıkan güçlerine bir de bakıyoruz ki vay ulan bu herifte meğerse hayal gücü varmış. Hayal gücü varsa bu herif büyük oranda seçilmiş bir herif de olabilir. Hal Jordan'ın yaşamış olduğu o baskılama sürecini çok daha iyi işler bir şekilde sinemaya taşıyabilirdi ama ben çizgi romanda yine de bunun belli açılardan başarılı bir şekilde sayfalara taşınabildiğine inanıyorum. Çizgi roman karakterlerinin büyük bir kısmı bu seçilmişler geyiğinden örüldüğü için çok fazla yer vermek istemedim ama mesela Spawn'la Ghost Rider'a kesinlikle yer vermem gerekiyor. Çünkü seçilmişlik konseptini tersine eviren, tersine işleyen fakat bununla birlikte bir anti kahraman da olsalar seçilmiş kişinin misyonlarını yerine getirmeyi sürdüren karakterler. Yani Spawn'a baktığımızda işte Al Simmons bir şekilde cehenneme gider. Cehenneme gittiğinde The Devil Malebolge Cia tarafından kafalanır. Malebolgia'ya der ki arkadaş senin ordularına komuta edecek Toto bende var. Ben senin ordularına komuta ederim. Yeter ki bana sevgili karıcığım Wanda'yı bir kere daha göster. Fakat tabii ki şeytanla masaya oturan her zaman şeytanın çelmesini yer. Dolayısıyla kendisi gibi adalet adına savaşan diğer jenerasyonlarla bir araya gelerek savaşmaya başlar. Aslında burada seçilmişlik adına iki durum var. Birincisi cehennem ordularını yönetmek için Malebolgia tarafından seçiliyor ve buna karşı çıkıyor. İkincisi de kendisi gibi karşı çıkan jenerasyonlarla birlikte hareket ederek kendi misyonlarının bir şekilde adaleti sağlama olduğunu düşünerek mücadele ediyorlar. Yani yine holistik olarak baktığımızda Darth Vader'dan çok da farklı bir tarafı yok. Şöyle ki evet yine kendi sevdiği için karanlık tarafa geçen, karanlık tarafın işlerini üstlenmeyi gönüllü olarak kabul eden fakat karanlık tarafla işbirliği yaptığında kendisine bundan hayır gelmeyeceğini anladığı için gücünü kahramanlık için kullanan karakterler söz konusudur. Ghost Rider'a baktığımızda tam olarak böyle midir diyemeyiz. Çünkü Ghost Rider'da aslında Johnny Blaze'in Mephisto ile yapmış olduğu anlaşmanın sonrasında belli bir işi yapmak adına mühürlendiğini görürüz. Yani o işi yapmak dışında hiçbir alternatifi yoktur artık Ghost Rider'ın. Dolayısıyla Ghost Rider'ın buradaki misyonu nedir? Kalbinde kötülük taşıyan insanları bir şekilde kendi kötülükleriyle yüzleştirip o ruhları mühürlemek gibi bir gücü var.
vardır. Dolayısıyla Johnny Blaze de tıpkı Spawn'daki gibi karanlık tarafla bir anlaşma yapar ama Johnny Blaze'in karanlık tarafla yapmış olduğu anlaşma kendisine motomot bir kontrat sağlar. Bu kontratta da kendisine tanımlı olan şey neyse onu yapmakla mükellef bir adam çıkar karşımıza. Evet, son olarak da Hellboy'dan bahsetmek istiyorum. Hellboy'da da tersine bir seçilmişlik süreci söz konusudur. Yani kıyametin sağ eli olarak da anılan ve aslında şeytan Ezzel ile Cadı Sarah Hughes'un oğlu olan kıyametin bir nevi habercisidir aslında Hellboy. Fakat yanlış ellere, daha doğrusu tırnak içerisinde iyi ellere düştüğü için kendisinin güçlerinden farklı bir şekilde faydalanılır ve bir anti kahraman olarak, özellikle de bir Nazi avcısı olarak bir paranormal savaşçılar ekibi çerçevesinde aydınlığa hizmet etmeye başlar. Ta ki Rasputin tarafından tekrar bulunana kadar. Rasputin tarafından bulunduğunda ise o sağ elinin aslında bir geçit olduğunu ve bu geçitten de ordu cihatı dünyaya çağırarak bir nevi kıyamet senaryosunu burada işler hale getireceğini öğreniriz. Bu Hellboy'un gerçek kimliğidir. Hellboy bir anahtardır. Kıyameti dünyaya davet edecek ya da ne bileyim galaksiye davet edecek bir anahtardır ve sağ kolunu kullandığı andan itibaren de bu anahtar çevrilir ve cehennemin kapıları açılmış olur. Hellboy değil Anung Unrama olarak onun seçilmiş karakteriyle karşı karşıya kalırız ki bir şekilde bu misyondan vazgeçerek cehennemin kapılarını kapatır ve yeniden o paranormal savaşçılar ekibinin yanında yerini alır. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki yaz sıcaklarında yeni programlar yapmak iyice zorlaşıyor. Eminim ki uzun programları dinlemek de fazlasıyla zorlaşıyordur diye düşünüyorum. O sebeple seçilmişler hakkında yeterince konuştuğumuzu, yeterince örneklem sunduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki bu listeden daha fazlası olacak ve tabii ki sizlerin de katılımıyla bu liste tepemizdeki bu sıcaklara rağmen büyümeye ve gelişmeye ve de semirmeye devam edecek. Bir sonraki programda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. You were the chosen one. It was said that you would destroy this, not join them.